Güney Afrikalı bilim insanları 23 Kasım günü Gauteng bölgesinde sıra dışı bir vaka artışı gözlemlediler. Vakalar o kadar hızlı artıyordu ki Delta varyantının yayılma hızını birkaç gün içinde yakalamıştı. Bu da oldukça dikkat çekici bir veri. Grafiğe yakından bakalım. Şu ana kadar en bulaşıcı varyant olarak bilinen Delta varyantının Güney Afrika'da dominant hale gelmesi aylar sürerken, yeni varyant bir hafta içinde baskın hale geldi. Aynı tarihlerde Güney Afrika'nın komşusu Botswana'da da benzer bir durum vardı. Burada tespit edilen 4 vakadaki virüsün genom dizilimi yeni bir varyanta işaret ediyordu. İki ülke bilim insanları hemen Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirdiler. Genetik dizilimi nedeniyle varyantın kodları B11529 oldu. Dünya Sağlık Örgütü ise bu mutasyonu kaygı verici varyantlar kategorisine aldı. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. İngiltere, Belçika, Hollanda, Japonya, Türkiye ve başka birçok ülke hızla Afrika'nın bazı ülkelerine seyahat yasağı getirdi. Ancak varyant yayılmaya başlamıştı bile ve şimdiye kadar birçok ülkede tespit edilmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü varyantları keşfedildikleri ülkeler günah keçisi ilan edilmesin diye Yunan alfabesine göre isimlendiriyor. Aslında sırada new harfi vardı. Ama İngilizce'deki new, yeni kelimesiyle karıştırılacağı düşünülerek bu harf pas geçildi. Ardından gelen harf ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in soyadıyla aynı olduğu için bu da pas geçildi. Ve 15. harf olan Omicron seçildi. İsmi konuldu. Hızla yayıldığını da biliyoruz. Ama Omicron hakkında hala çok fazla bilinmeyen var. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. Omicron'da 50 civarında mutasyon bulunuyor. Bunların 30'dan fazlası virüsün dış yüzeyindeki protein çıkıntılarında. Bu çıkıntılar virüsün vücuttaki sağlıklı hücrelere girebilmesinde anahtar rolü oynuyor. Virüsün hücrelerimizle ilk temasını sağlayan kısımlarına yakından bakıldığında bu bölümde orijinal virüse göre 10 farklı mutasyon olduğu görülüyor. Oysa dünyada en son hızla yayılan Delta varyantının bu kısmında sadece 2 mutasyon, toplamda ise 13 mutasyon var. Bu kadar mutasyon kaygı verici. Peki bunların hastalığın seyrine etkisi nasıl olacak? Sorunun cevabını vermek için erken. Güney Afrika'dan gelen ilk açıklama bu varyanta yakalananların hastalığı oldukça hafif atlattığı yönündeydi. The symptoms of these cases are extremely mild. And I want to go as far as to say I think this is this variant has been here for longer than we think because it is it's very, very mild. The patients are mostly complaining about a sore body and tiredness, extreme tiredness, and we see it in the younger generations. It's not the older people. But again, it's a very, very early days. We haven't seen anyone that's severely ill. Dr. Coetzee'nin sözünü ettiği vakalara yakından bakalım. Güney Afrika'da omikron vakalarının çoğu risk grubunda değil. Yani zaten hastalığı görece daha hafif atlatanlar. Dolayısıyla risk grubunda bu varyantın nasıl bir tablo ortaya koyacağını görmek için henüz erken. Gelelim bir başka kritik soruya. Çoğumuz birden fazla doz aşı olduk. Bazılarımız hafif ya da ağır COVID atlattık ve bir dereceye kadar bu virüse karşı bağışıklık kazandık. Peki virüsteki bu büyük değişim, halihazırda sahip olduğumuz bağışıklığı nasıl etkileyecek? İlk değerlendirmeler omikronun mevcut aşılara karşı daha dirençli olacağı yönünde. If vaccine effectiveness is reduced, as seems pretty likely to some extent, the biggest effects are likely to be in preventing infections, and hopefully there will be smaller effects on preventing severe disease. Benzer bir açıklamada Delta varyantına karşı yüksek koruma sağlayan Moderna aşısının üreticilerinden geldi. Moderna da aşının etkisinin az olabileceğini düşünüyor. Ama iyimser açıklamalar da var. This new variant is cause for concern, but not panic. But we have the best tools, the best vaccines in the world, the best medicine and the best scientists in the world. Çok ağır seyretmediği yönünde gidiyor. Aşılar etki ediyor. Nitekim Pfizer'da, BioNTech'te açıklama yaptı biliyorsunuz. Üçüncü doz aşı olursa daha koruyucu olacak diye. Bunlar sevindirici. Modern tekniklerle üretilen aşıların bir avantajı var. Bu aşılar 3 ay gibi kısa bir sürede yeni varyanta karşı etkili hale getirilebiliyor. Since Omicron emerged, like the other vaccine manufacturers, Pfizer immediately started working on a template
for a variant vaccine, just as they did against the Beta variant and against Delta, and they produced those tweaked vaccine versions within 100 days, and they were never needed. It's worth pointing out that the vaccines we use now are the original vaccines against the Wuhan strain, and they have worked very well and continue to do so. Şu ana kadar varyantla ilgili öğrenebildiklerimiz bunlar. Bilim insanları yeni mutasyonu daha iyi anlamak için zamanla yarışıyor ve bilime zaman vermemiz gerek. Birkaç hafta içinde varyantı ve salgının seyrini etkisini yakından tanımak mümkün olacak gibi görünüyor. Evet, virüs değişim geçiriyor ve hala virüse karşı en büyük silahımız aşılar. Maalesef tüm dünya aşılanmadan gelecekte çok daha tehlikeli varyantların çıkmayacağının da garantisi yok.